Üçüncü kayınvalidem Derya Sultan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Afiyet olsun. Patateslerin kimisi pişmiş de kimisi pişmemiş. Bezelye pişmiş, havuç pişmiş. Tavuk da pişmiş. Pişmişten ziyade pişmiş lezzet de. Lezzet olarak. Evet, nasıl lezzeti yakalamış mı? Yani lezzet olarak güzel. Tamam. Pilav da güzel. Tamam. Ama tabii ki güzel diye diğerlerine de bakmak lazım. Tabii değerlendirmek ki amaçlı. Tamam ama önümüzdekini de kaçırmamak yani, lazım. Belki onun şeyle çıkabilir. Beğendin birinci tabağı, yani pilavını beğendim da, kebabını da. Geçtik ikiye. Bunda da patatesi pişmiş, tavuğu pişmiş. Ama görsel olarak biraz lezzette de biraz bana farklılık geldi. Yani tavukların kimisi büyük, kimisi çok küçük. Patatesler de aynı şekilde. Biberlerin tamam, kimisi çok büyük. Hı hı. Pilav? Pilav iyi. Peki. Üçüncü tabağa geçtik. Gerçekten güzel olmuş. Bunu beğendim. Tavukları da. Havuç hepsi pişmiş. Hı hı. Diğerlerine göre bunu daha çok beğendim. Pilav. Pilav da güzel olmuş. Peki, bunu da beğendik. İçim, beğendim. Son tabağımız. Tavuk pişmiş ama bunda da aynı şekilde. Kimisi çok küçük, kimisi çok büyük. Tavukların mı? Tavukta da tavuk evet aynı şekilde. Tavuk biraz kavrulurken ayrılır ya. Ama kimisi çok büyük. Onları da bölmeliydi mi diyorsun? Yani kimisi mesela çok küçük. Anladım. Ama kimisi çok büyük. Bu aynı şekilde patateslerde de aynı şekilde olmuş bakın isterseniz. Hı hı. Hiç orantı şeyi yok. Lezzetlendirebilmiş mi? Lezzet iyi. Yani. Benim için ellerine sağlık. Ya ne oldu? Biraz diri kalmış pilavı. Peki. Pilavı da diri kalmış. Kebabını sevdin, lezzetini ama şeklini, şemalini sevmedin. Bir. Direkt. Dördüncü tabak 1 puan. 5. Üçüncü tabak 5 puan. 1. İkinci tabak 1 puan. 2. Birinci tabak 2 puan. Öyle acele puanladın ki. Yok ama gerçekten. İnşallah. Burada üçü çok sevdim. Ayağımıza dolanmaz. Sanki böyle düşünmeden oldu. 2 tane 1'in var. Gel bir tanesini açalım. 1 puan çok can sıkıcı 1 puan. Gerçekten 2 bile alsam mutlu oluyor bazen gelinlerimiz. Hazır mısın kime 1 verdiğini öğrenmeye? Tamam. Bakalım kime vermişiz? İlk 1 puan Derya Sultan'dan kime gidiyor? Aç da öğrenelim. Aç. Aç. Olena. Oley diyeceğin gibi geldi. Diyemiyorum. Ne oldu ki böyle? Diyemiyorum. Yani o kadar kötü bir yorumları yapmadınız rağmen neden 1? Yani canım benim olmamış. Önceliklerin patates, tavukları orantılı oldu dediniz yani. Onu direkt söylemediniz. Kütü, patates, kütü, pilav, şu kötü. Çok kötü. Yani görünüş olarak evet tane tane gibi duruyor ama gerçekten pişmemiş. Tavuk mu? Var. Pilavınızda. Ha. Pilavınızda var. Ama gene de elinize sağlık yani. Afiyet olsun da yani o kadar kötü yorumları yapmadığınız halde 1 koymak ne demek yani bunu anlayamıyorum sadece. Yani Derya ablacığım, teyzeciğim
Evet, bir tane pilavı olmayan, yani diğer kayınvalideler de söyledi, bir verdiniz. Bir tanesini beğendiniz, diğerlerini de beğendiniz. Ama neden? Yani bildiğiniz 5-1 oynadınız. Neden böyle bir şey yaptınız? Bu da ilk defa yaptım zaten Hatice'cim. Biliyorsunuz genelde ama, veririm. Ama gerçekten verdiğimde de yani hak etmediğini düşünmüyorum. Pilav pişmemiş. Tamam, o hak etmemiş. Olarak. Eğer diğer verdik, o diğerlerini de çok beğendiniz. İnşallah ben değilim yani. Yani beğendiklerim, evet beğendim. Beğendiniz ama gittiniz, yani 2 vermek demek 5-1 oynamak demek yine aynısı. Maalesef. Yani ne ya, ben size zaten yemek yaparken de söyledim. Siz gitmek istiyorsunuz herhalde ama giderken neden bizleri yapıyorsunuz? Evet, içeride de öyle bir şey demiş ama biz Merve ile öyle bir tartışmayı anlaşarak yaşamadık. Siz öyle söylemişsiniz ama biz öyle bir anlaşmayı tartışmayı yaşamadık yani, anlaşıldı. Ben orasını bir, ben zaten konuşmamı yaptım. Peki elinizde onu, bir ispat var mı anlaştığımıza dair Merve ile? Ben duyduklarımı söyledim zaten orada. Ama diyorum ya, siz giderken neden yanınızda yakıyorsunuz? Hadi ben bilmiyorum şu an kaç kim ne aldı ya, ama beğendiniz. Ben de bilmiyorum, benim gelinim de olabilir. Bilmiyorum işte, inşallah ben yokumdur. Ya bilmiyorum. Devam edelim açmaya. Gel. Sen pek mi keyiflendin? He? Buldun mu yoksa gelini? Aman yok, tanrım, sonunda gelinim. Oldu mu? Bilmiyorum. 2 puan verdik bu tabağa. 2 puancık. Çok düşük bir puan. Bakalım senden kime gidiyor? Hazırsan eğer, kime 2 puan verdin? Hemen öğrenelim. Aç şekerim. Merve Adalı. Eyvah, eyvah. Dedim ki acaba haksızlık mı yaptım dedim sana. Gerçekten yok, ben sana haksızlık yapmadım. Sen bulamıyorsun, bana diğer kayınvalideler evet, 5 verdi biliyor musun ikisi de? İkisi de 5 verdi. Evet, ya haklısın. Benim, yani şu an diyecek bir şey bulamıyorum. Bakar mısın, aradaki farkları görüyorsun. Benim söylememe evet. Gerek yok. Kupkuru yağ hepsi, o zaten yanmış. Pilavı o pişmemiş. O şekilde bunlar verdi. Kupkuru, bakar mısın ne kadar güzel. Evet, onu o şekilde yani verdi. Bunu fark etmemen, şu 3 taban arasında beni fark etmemen. Gerçekten yok, ben sana haksızlık yaptım sandım ama haksızlık yapmamışım gerçekten. Neden, tabağın yani üzerine Merve mi yazıyor? Haksızlık yapmamışım. Tabağın üzerine Merve yazmıyor. Merve yazmıyor ama lezzetinden bilebilir. Ve benim yani sürekli olarak tavuk yemeğimi yaparım yer. 5 verdiğim de iyiydi. Lezzet olarak o da güzeldi Merve. Çünkü düşünemem, evet olmamışı olmamış dedim zaten. Evet olmamışı olmamış, olmamış dedim madem. Ama bariz bir fark var. Bilmiyorum, benden öncekilerle aynı şeyi söyledim onu bilmiyorum. Derya abla, olmamışı olmamış dedin madem. İkinci tabağı neden bir verdin? İkinci tabağı derken? Evet, iki tane bir kullandın ya, az önce Hatice'nin sorduğunu soruyorum şu an. Eğer ya, şu mantığı kullanırsan o bir, iki verdiğiniz tabağı, bazı pişmiş, bazı pişmemiş dediniz. İkinci tabağa hiç yorum yapmadınız. Evet olmuş dediniz. Ona bir verdiniz, ona iki verdiniz. Evet. Yine bunda da orantı yok. Biberleri falan baya büyük doğranmış. Ama bakın pişmesi mi önemli, orantılı doğranılması mı? Hani yani neye göre yorum yapıyorsunuz gerçekten bilmiyoruz. Burada verilen bir, bize ölçü var. Biz bunu hani metreyle ölçemiyoruz yani sonuçta, değil mi? Bakın o ya, ikinci tabak benim veya değil yani, Merve senin veya değil. Aynen. Olan şeyi söylüyorum çünkü doğru düzgün söylediğinize göre yorum, puan vermiyorsunuz. Derya abla, şey mi düşünüyorsun acaba? Hani Hatice'nin söylediğine geleceğiz şimdi. Arkada konuşmuşsunuz ya, giderken hepsini yakayım, ne halleri varsa görsün mü diye düşündün acaba? Ya öyle bir şey yok zaten. Hatice Hanım bunu yönetmenlerden isteyeceğim. Öyle bir konuşmayı ispatlayabilir bize. Bilmiyorum, yani benim Merve'yle aramda öyle bir konuşma geçmedi. Çünkü Derya abla, sen normal şartlarda bu şekilde 5-1 oynayan bir insan değilsin. Bugün ne hikmetse 5-1 oynadın. Bir tuhaf ama geldi yani bana yani. Genelde kayınvalideler, ben geldiğimden beri 5-1 oynadım. Evet, bunu da oynadın ama beni gene bulamadın. Yani hani evet. Oynamadığında da bulamıyorsun, oynadığında da bulamıyorsun. Evet. Yani maalesef. O kadar fark var ki. Yani yakından geldim baktım şu an. Temin bakmamıştım çünkü 5 puan almıştım. Emindim tabağımdan. Şu an baktım arada o kadar büyük bir fark var ki benim tabağımla evet, onlar arasında. Evet maalesef ama o da güzeldi. Ama sen Merve. Normalde tavuğu yani, kuru seviyorsun biliyorum. Evet. Yani kuru yapıyorsun. Ben normalde böyle yapıyorum evde de. Ben belki ama, düşünürsün diye tahmin ettim ama düşünmedin. Yani beni yine hayal kırıklığına uğrattın. Vallahi ben bir vermediğine beni sevindim en azından. Beni kurtarın. En azından yok, ben seni kurtaramam. Kimseyi kurtaramıyorum vallahi bu durumlarda. Yine çok. Şimdi bu bir hediye geliyor. Hediye. Hazır mıyız? Üçüncü kayınvaliden ve çok değerli bir 5 puan bu. Bakalım senden kime hediye gidiyor?
Hediyemiz ya Merve Tekin'e gidiyor ya da Hatice Karabulut'a. Kime gitsin? Yani kim ya güzel yaptıysa ona gitsin. Taraf tutmuyorum gelinime gitmedikten sonra. Aç da görelim. Merve Tekin, sen dindin mi ona? Anneme doğru gösterir misin? Sen Merve'leri karıştırıyorsun.